Burası atölyemiz Ali abi. Bu aracımız bugün sabah geldi bakıma. Buradaki ekipmanlarımızla bakımlarımızı yapıyoruz. Hastayı transfer ederken buraya geçiriyoruz. Araçtan indirip kaldırırken bakımlarını burada yapıyoruz. Ve aşağı indirip kaldırıyor. Transfer için aracın ayağı kaldırıp indirmesi için. Aracımız şu anda hatada. Bu hata kodlarına göre aracın hatası gösteriyor. Motor hatalarında sarı kodlara kadar veriyor. Hepsinin ayrı ayrı kodları var. Hata kodları. Motor arızası verdin abicim. İlkten motorun dışında kömürlerinde bir sorun varsa oradan bakarsın. Orada bir hata yoksa komple motoru açmak için tekerlekleri söküp bakımını yapabiliyorsun abi. Aküleri sökmek için abi bu iki parçayı söküp buradan kutuyu çıkartabiliyorsun. Evet. Rahat rahat. Direkt akü zaten arkada belli oluyor. Akü sökme işlemi değişik oluyor. Özellikleri değişiyor abi. Sökme olarak. Bu özellikli model olduğu için bunun daha farklı bir açılması. Lastik patladığı zaman lastiği sökmek için buradaki plastiğini çıkarıp tekerleği kolayca söküp ondan sonra lastiğini değiştirip iç lastiği patlayabilir, bir şey olur. Onun için direkt hemen takabilirsin abi. Ama kaldırmak için ilk önce bir kriko ile aracı biraz yükseltip öyle değişim yapabilirsin. Ali abicim, tekerlek patladığı zaman sökmek için bu dört vidayı söküp abi. Rahat rahat tekerleğin değişimini yapacağız birazdan. Abi tekerleğimizi söktük. Sonra tekerleği değiştirmek için abi bu vidaları söküp ilk önce havasını indirip o şekilde değişimi yapabiliyoruz abi. Tekerleğimizin lastiğini değiştirdik abi şu an. Takıyorum. Takarken abim eşit bir şekilde vidalarını ayarlayıp yerlerini. Böyle karşılıklı bir şekilde sıkarsak abi rahat rahat tekerlek oturur. Engelli tamir istasyonumuz Mart ayı itibariyle tam bir yılını doldurdu. Şu anda sanırım 347 civarında bir aracın bakımı oldu pandemi sürecinde olmasına rağmen. Ciddi anlamda fazla sayıya ulaştı. Projemiz gerçekten tüm Türkiye'ye örnek oldu. Çünkü bizi il dışından arayan belediyeler, dernekler, bizim burada da olmasını isteyen kurumlar ciddi anlamda çok fazla Türkiye geneline yayınlanmaya başladı. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Van, Kocaeli, Kayseri, ondan sonra Ankara, İstanbul, bütün belediyelere bu tarz engelsiz tamir atölyesi ile ilgili işleyişin nasıl olduğu ile ilgili detaylı olarak bilgi verdik. Projemiz şu anda gerçekten Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor ve çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi olumlu sonuçlar aldık, geri dönüşler aldık. Birçok belediyemiz eğitime arkadaşları göndermek için bizimle görüşme başladı. Teknik servis personellerine biz nasıl yapabiliriz, atölyeyi nasıl oluştururuz diye. Şu anda da Bayraklı Belediye'mizin bir tane teknik personeli eğitim alıyor içeride atölyemizde. Yaklaşık bir aylık eğitim sürecinden sonra orada da Bayraklı Belediye'mizde de oluşturulmuş olacağız bu projemizi. İzmir'de sadece bizim kendi kentimizde 3 tane engelsiz tamir atölyemiz oluşmuş olacak.